Arkadaşlar şimdi bu açık kaynak kodlu yazılımcılık noktasında ele aldığımızda yani işte jeofizik verilerin açık kaynak yazılım temelinde ele alındığı oldukça iyi bir çözüm var mı? Bu noktada yani bazı yer bilim çevrelerinin belki bilgi talepleri söz konusu olabilir diye düşündüm ben. Arkadaşlar şimdi benim tecrübeme istinaden yani bir rutin gözlemci olarak şunu ifade edebilirim ki şu anda işte benim bir blog paylaşımımı görüyorsunuz. Şöyle biraz genel olarak özetleyeyim ben bu blogu hızlı bir şekilde. Bunu ben işte 2020 yaklaşık Kasım'ında ele almıştım. Bu Airborne elektromanyetik verilerin değerlendirilmesi noktasında benim o zaman çok dikkatimi çeken bir program olmuştu. Ben bunu o dönem işte bir Windows 7 tabanlı eski teknoloji bir laptop üzerinden değerlendirmiştim ve yani işte çok iyi hatırlıyorum. Programın işte simülasyon adımı ile ilgili manuel cursor yapısı üzerinden analize olanak sağlayan kısımla alakalı bir problem yaşamıştım ki orası da zaten oldukça ana konun yani en temel noktalardan birisi gibi bir durumu özetleyen bir noktaydı. Orayı programda ele alamamıştım. Onun dışında programın çalışan kısımlarını paylaşmıştım sizlerle. Bu program arkadaşlar gerçekten yani işte yaklaşık 4 yıl geçen bir süre zarfında ele aldığımızda yani benim bu alanda görmüş olduğum en iyi program yapılarından bir tanesi. Yani eğer siz Airborne elektromanyetik veri datasına sahipseniz ilgili alanlarla ilgili olarak ifade edilmiş yapıdaki sistemlerle ele alınmış veri data setine sahipseniz programın tam yapısına sahip olmanız durumunda oldukça etkili bir çözüm arkadaşlar. Yani açık kaynak yazılım alanında bir jeofizik mühendisi olarak ben kesinlikle ilgili çevrelere bu noktayı belirtmek istiyorum. Güncel durum nedir bu programla ilgili olarak? Biraz ben bir araştırma yaptım arkadaşlar. Yani çok fazla bir gelişimin olduğunu söylemem oldukça zor. İşte genel işte veri yapısı ile ilgili olarak şu şekilde bir ekranda gördüğünüz yapı var. Zaten şu anda sunacağım bilgileri link altından da sunacağım. Onun dışında bu Science Direct'in Computer Science, Geoscience başlığı altında bu ilgili alanla ilgili olarak bir teknik bilgisi söz konusu. Bunu da tavsiye ediyorum ilgilenen arkadaşlara, bilgilenmeler adına. Bunun dışında bu alanla ilgili olarak ne tür çalışmalar ele alınmış jeofizik temelde? Belki bu konuyla ilgili olarak da bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu bölge Avustralya'da bir irrigation district, bir sulama sahasında ele alınmış bir çalışma. Burada background olarak hangi jeofizik açıdan çalışmalar ele alınmış? Bu yönüyle ilgili olarak şu anda ilgili işte özetlemiş olduğum çalışmayı da ben ilgili arkadaşlara öneriyorum ki yani bu anlamda neler ne yapılmak istenmiş daha iyi anlayacaksınız yani Airborne çalışmalarla ilgili olarak. Yani genel olarak durum bu şekilde özetlenebilir. Bu arada şunu da ifade edeyim. Güncel olarak bu Simpec modülü ile ilgili bir stabilite probleminin olduğunu ben özetleyebilmem mümkün. Ele almış olduğum işte bu bilgisayarda bir çalışma ele aldım. Böyle bir problemin olduğunu da yeri gelmişken ifade edeyim ilgili arkadaşlara.